Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Beni izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vefatının 86. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, vefayla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle sizlere Atatürk hakkında yazılmış bir kitabı tanıtmak istiyorum. Ben 2017 yılında satın aldım ve o yıl okudum. Altın Kitap'tan, daha doğrusu Altın Kitaplar Yayın Evi'nden yayımlanmış olan bu kitabın bendeki 30. baskısı, 1960'larda ilk baskısı gerçekleştirilmiş. Lord Kinross, İngiliz bir gazeteci ve yazar, onun titiz bir çalışmasıyla meydana gelmiş bu kitap. Atatürk hakkında yazılmış, çok bilinmeyen yönlerini ele alan, hani çok Atatürk hakkında çok kitap yayımlanmıştır. Ama bu kitap da bu alanda Atatürk'le ilgili çok önemli bir çalışmadır. Ve Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini ele almıştır. Burada ön sözde bir teşekkür bölümü var. Oradan öncelikle kitap 3 bölümden oluşuyor. Birinci kısım Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileş ve çöküşü. Tarihsel bir süreci anlatıyor. Bu süreç içerisinde Atatürk'ü ele alıyor. İkinci bölüm Kurtuluş Savaşı, üçüncü bölüm Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ve yükselişi. Şimdi teşekkür bölümünde Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı arşivlerinden yararlanmış. Bu o zamanki Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e, Sayın Cemal Gürsel'e teşekkür ediyor. Yine Atatürk Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Profesör Enver Ziya Karal'a teşekkür ediyor. Çok sayıda teşekkür var ama ben şöyle yine birebir görüştüğü şöyle bir söz ifade var. Araştırmamla ilgili sözlü bilgileri sağladıkları için aşağıdaki isimlere teşekkür borçluyum diyor. İsmet İnönü, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy. Bunlar hep Cumhuriyetimizin, Kurtuluş Savaşımızın önemli generalleri, paşaları, aynı zamanda önemli devlet adamları. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında görev almış önemli isimler. Yine Tevfik Rüştü Aras, şöyle bakıyorum, Halide Edip adı var. Halih Rıfkat Tay, Kılıç Ali, Hasan Rıza Soyak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bayan Ruşen Eşref Ünaydın, Afet İnan, Sabiha Gökçen, Hamdullah Supi Tanrıver, hani Hasan Ali Yücel, şöyle tanıdıklarımdan Kazım Özalp var, Fuat Köprülü var, şöyle bakıyorum. Ahmet Adnan Saygun var. Şöyle Şevket Süreyya Aydemir var. Kitap dostlarım 500 son bölümde haritalar var. Biraz uzun bir kitap ama hani ben 576 sayfa. Ben büyük bir keyifle, merakla okudum. Sizlere de kuvvetle tavsiye ediyorum. Sözlerime son verirken Atatürk'ümüzü tekrar rahmetle anıyorum, minnetle anıyorum. Büyük devlet adamıydı. Öngörüleri, dehası, bilgisi, birikimi, hani çok, şimdi yanlış bir rakam söylemek istemiyorum ama 5000'e yakın kitap okuduğu, kütüphanesinde 10.000'e yakın kitabının olduğu, Çalıkuşu romanını çantasında taşıdığı, işte Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde isimli kitabı tüm tavsiye okullarda okutulması için tavsiye ettiği şeklinde, ben bazı bilgileri şu anda aklıma gelen bunlar. Büyük devlet adamı, çağının önünde giden, bir tarihe yön veren, bir devri kapatıp yeni bir devri açan ve dönemindeki diğer uluslara örnek olan, o yolu açan, bağımsızlık mücadelesini vermiş ve bu toprakların üzerinde devletimizin yeniden kurulmasını sağlamış büyük önderimize saygılarımı tekrar sunmak istiyorum. Vefayla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.